Haftanın son gününde TRT Türk ekranlarından herkese merhaba, rehber programına hoş geldiniz. Bu hafta stüdyo konuğumuz Hafız Abdülkadir Şehitoğlu. Mübarek gün ve gecelerin dinimizdeki yerini konuşacağız. Ayrıca Almanya'dan Hasene Derneği eski başkanı Mesut Gülbahar'a bağlanacağız. Gülbahar derneğin yardımlarına dair bilgi verecek. Siz de sorularınızı +90 553 038 99 48 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Sorularınızı biz bekliyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bir cuma günü yine birlikteyiz. Elhamdülillah. Evet. Ramazan'ı hakkıyla yaşamak programlarından üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz şu an rehber programının içinde. Bu zamana kadar birçok konuyu konuştuk sizinle. Geçen hafta yardımlaşmayı konuştuk. Ramazan'ı daha iyi nasıl yaşayabiliriz bunu konuştuk. Bugün de çok az bir süre kaldı. Artık bayrama erişeceğiz inşallah. Kadir Gecesi var önümüzde inşallah. Dinimizdeki önemli gün ve geceleri konuşacağız. Öncelikle ben hangi günler var, hangi geceler var dinimizde ve bunların önemi, yani daha doğrusu bir anlamı nedir dinimizde? Öncelikle bununla başlayalım diyorum. Evet, öncelikle bir hamdele salvele yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neva Hanım, bir yılda kaç günümüz var? 365 günümüz var. Allah'ın aslında her günü insan için kutsaldır. Hı hı. Zaman çok değerli. An dediğimiz olay çok geniş bir zaman. Akledene, bilene, algılayana, o zamanın kıymetini fark edene, onu israf etmeden maddi manevi sahada gelişim gösterenler için. Evet. Aynı zamanda bizim konumuz içerisinde de Allah'a gerçek manada kul olmak adına, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gerçek manada ümmet olmak adına, Hazreti Kur'an gibi bizi hidayete sevk eden, zorlukları, kötülükleri, çirkinlikleri gösterip doğruyu, güzeli, aşkı bize öğreten, o kitabın içerisine girerek, onu adeta okuyup, hissedip, algılayıp, bedenimizin ve ruhumuzun tamamına yerleştirmek adına, evet, kullanabileceğimiz en güzel ana zaman diyoruz. Tabii Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Allah'a olan muhabbetini dikkate aldığımızda, Kur'ani yaşam tarzını bize işlerken, örneklendirirken, yine kutsi hadisler çerçevesinde bize aktardığı çok özel günler ve geceler, evet, oluşmuş. Bir kısım günler Kur'an ile sabit, ayetle sabit. Bir kısım günler de Cenab-ı Hakk'a daha yakın olmak adına, yakin olmak adına, insanlarımızın, inananların gerek toplu halde, gerek ferdi olarak, gerek camide, gerek evinde yahut iş yerinde yapmış olduğu salih ameller. Dolayısıyla bu günleri feyizli, bereketli kılmak, kendi adımıza, efrad-ı iyalimize, akraba-i taallukatımıza ve topluma bu manada da faydalı olabilmek adına yaptığımız ameller ve o amelleri işlediğimiz günler. Tabii bunların en önemlilerinden bir tanesi Ramazan günleri işte. Evet. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Sadakallahul azîm. Ramazan bir aydır. Evet. Kimi zaman 29 çeker, kimi zaman 30 çeker. O bizim elimizde değil. Dolayısıyla biz bu günleri yaşarken nefsimizi bir tarafa bırakıyoruz. İlahi rahmetten medet ummak adına, ona yakın olmak adına onun emrettiğini yapmaya gayret ediyoruz. Oruçlarımıza mekruhiyet katacak. Bırakın hani terk etmeyi, mekruhiyet katacak. Zerre miskal leke sürecek şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz. Dilimizi, gözümüzü, kulağımızı vesaire bedenlerimizi adeta orucun o güzelliğiyle beraber, hatta zorluğuyla beraber sabrı da öne almak suretiyle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Evet, inşallah.
Tabii bu Ramazan ayı içerisindeki en önemli günlerden bir tanesi Kadir gecesi. Ramazan dışında Berat gecemiz var. Evet. Onun yanında Miraç gecemiz var. Hı hı. Onun yanında Regaib kandilimiz var. Onun yanında Efendimizin dünyaya teşrif edişini hicri anlamda her yıl 10 gün geriye giden anlamda kutladığımız geceler var. Şimdi evet. Kadir gecesi tabii Kur'an ile ayetle direkt sabit. Berat gecesi de Duhan suresinde ilk ayetlerde kendini gösteriyor. Evet. Miraç kandili zaten İsra hadisesi malum. İsra suresinde bahsedilmiş Efendimizin. Hatta Necim suresinde de böyle. Dolayısıyla Miraç hadisesinde de Efendimizin almış olduğu o mükemmel, sırlı, gizli görüşmeyi döndükten sonra açığa vurması. Hı hı. Dolayısıyla cenneti, cehennemi, yeryüzünde olabilecek hadiseleri, olayları Cenab-ı Hakk'ın ona göstermesi. Evet. Onu bize hadisler yoluyla aktarması suretiyle biz o Miraç'ta da Allah'a sığınmak suretiyle onu yani ne yaparız? Kutlarız. Evet. Beraberinde Regaib kandili dedik. Regaib kandili rağbet edilen demek. Hı hı. Yani sevilebilen, alınmak istenen, yaşanmak istenen, görmek istenilen. Yani o ilahi duyguyu benimsemek. O günü de yine Efendimizin himayesinde ve idaresinde, manevi idaresinde o geceyi de ihya etmek. Zaten Resulullah Efendimizin doğumu bizim her şeyimiz o. Evet. Yani o bizim her şeyimiz. Evet, örnek ben şu anda gerçekten diken diken oluyorum şunu konuşurken. Yani o olmasa biz ne yapardık? Yani gerçekten Allah bize bir takım şeyleri Kur'an yoluyla gönderdi, tamam. Ama biz bunu nasıl yapacağız? Yani orucu nasıl tutacağız? Namazı nasıl kılacağız? Kurbanı nasıl keseceğiz? Hı hı. Yani şu anda günümüzde hani isim vermek istemiyorum. Doğru değil. Ama peygambersiz bir Kur'an yaşamak isteyen bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Peygambersiz toplum mu olur ya? Yani babasız anne olunmaz. Dolayısıyla peygambersiz bir toplum, İslam ya da din söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla peygamber olmadan biz algılayamayız. Peygamber olmadan biz yapamayız. Birinin öncülük etmesi lazım. Abi aslında. Tabii yani bir önder gerekiyor. Evet. Bir yol gösteren gerekiyor. Dolayısıyla Allah o kardeşlerimize hidayet versin. Yani peygambersiz bir Kur'an. İşte sadece Kur'an'ı yaşamak. Kardeşim Kur'an'ın içerisinde öyle ayetler var ki onu açıklayıcı birine ihtiyaç var. Evet, anlamak güç çünkü. Tabii onu yaşayan birinin yaşamını alıp adeta uygulamak gerekiyor ki Allah'a olan samimiyetimizi, imanımızı güçlü kılmaya gayret edelim, onun rızasını kazanmış olalım. Beraberinde Arife günleri var. Evet. Bayramın hemen bayramımız öncesi. Bayramımız da yaklaşıyor inşallah. Evet. Az kaldı. Yani Arife günleri de yine hayırların, güzelliklerin, iyiliklerin, duaların adeta insanı melekleştirmeye yönelten güzelliklerin yaşandığı zaman dilimleri. Hı hı. Beraberinde cuma akşamı dediğimiz Perşembe'yi cumaya bağlayan gece. Şu anda cumanın içindeyiz zaten. Şu anda zaten içindeyiz. Evet. Dolayısıyla o geceyi de yine çok temizce geçirmek lazım. Çok temiz, çok pak. Hani bembeyaz, ak, süt. İçinde zerre miskal böyle siyahlık gözükmeyen süt gibi olmak lazım. Evet. Bunu gerçekleştirmek lazım. İşte bizim en çok zorlandığımız konu bu. Hı hı. Bir türlü ak olamıyoruz. Evet. Ak olamadığımız için de pak olamıyoruz. Peki ak ve pak olmak için gerek Allahu Azimüşşan, gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve gerekse Efendimiz'den bu güzellikleri alan sahabe-i kiram ve onlardan bu güzel nimetleri alan tabi'in devrindeki insanlarımız, alimlerimiz, ulemalarımız ve onlardan bize kadar bu güzel duyguların, bu güzel gecelerin, bu güzel zaman dilimlerinin gelmesi
Hepsi Allah'ın rızasını kazanmak. Evet. Hepsi Allah'a yakın olmak. Cennet mi istemek? Cennetten öte daha büyük şey var. Cemalullah dilemek. Hı hı. Mesela Hoca Ahmet Yesevi diyor ki, bana sen gereksin, sen. Evet. Bakar mısınız? Yunus Emre diyor ki, bana seni gerek, seni. Evet, aslında aynı ekolün devamından bahsediyor. Peki Hacı Bayram Veli Hazretleri ne diyor? Benim maksudum alemde değildir, lakin illa hu. Değildir huri vughilman. Ne cennet, ne köşk, ne de rıdvan. Benim bunlar derdime derman değildir. Lakin illa hu. Ancak sensin Allah'ım diyor. Evet. Yani biz bunda da biraz kaybediyoruz. Yani cennet kazanmak için çaba sarf ediyoruz. Evet. Allah'ın rızasını kazandığın an cennet zaten senin ayağına geliyor. Evet. Şimdi sana Allahu Azimüşşan ömür vermiş. Ömrün nerede, ne zaman, nasıl tükeneceği belli mi? Değil. Değil. Peki, sana güzel geceler ihya etmen için gönderilmiş. Evet. Gerek Cenab-ı Hak Teala tarafından demin arz eyledim, gerek Efendimizin yaşadığı günler bakımından. Hı hı. Dolayısıyla bu bir fırsat mı? Fırsat. Bu bir ganimet mi? Ganimet. Peki, bu ganimeti, bu fırsatı sen niye boşa harcıyorsun? Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah, ben Müslümanım. Peki İslam olduğuna dair ispat etmen gerekirse neyle ispat edeceksin? Namazınla, niyazınla, orucunla, zenginsen zekatınla, fakiri fukarayı gözetmenle, merhametinle, iffetinle, ahlakınla, zerafetinle. Velhasıl insanın ve toplumun ister yaşasınlar ister yaşamasınlar, hoşlarına giden en güzel şeyler... Yani senden razı kılınabilecek olan şeyler. Evet. Hepsi bunlar bizi Allah'a yakın kılar. Yapmıyorsa? Onu da kendi bileceği iş diyelim. Kendi bileceği iş. İşte orada cehennem, dünya ve ahiret azabı devreye giriyor. Evet. Bakın şimdi müsaadeniz olursa, biz bazı zevat-ı kiram, biraz hani o Arapça Osmanlıca konuşayım, zevat-ı kiram, günümüzün bazı zevat-ı kiramları hep sevgiden bahsediyor. Allah sevgidir. Allah, evet amenna, Allah sevgidir. Hı hı. Rabbimin en güzel, hoşuna giden dua nedir? Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi çok seversin, bizi de affeyle demek. En güzel dualardan bir tanesi. Fakat Allah sadece Erhamer Rahim'in değil ki. Allah Er-Rahman, Allah Er-Rahim, tamam. Ama Allah aynı zamanda şedidül ikab. Allah Allah, yani şedid. Allah aynı zamanda azabun azim. Büyük azap sahibi. Biz Allah'ı seveceğiz, elbette seveceğiz. Kendi adımıza da azaptan korunmak adına güzellikleri işleyeceğiz bu geceler ve günlerde. Ve Allah'ı incitmekten korkmak adına seveceğiz. O zaman hemen şunu sorayım. Bu gece ve günlerde neler yapacağız? Dinimiz neleri yapmamızın daha iyi olduğunu söylüyor. Bazen internette araştırıyorlardır bizi seyredenler ya da bazı yerlerde görüyorlardır. İşte mübarek günlerde şunları yapın, bu kadar sevap gibi bazı şeyler de var. Onlar gerçekten var mı dinimizin içinde? Sonradan mı katıldı? Yoksa bizim neler yapmamız lazım? Gerçekten hakkıyla bu günleri yaşamak isteyen bir insan neler yapsa daha iyi olur. Şöyle ifade edeyim. Bismillah. Ya eyyuhallezine amenu zikrullaha zikran kethira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. Evet. Bu ilahi bir emir. Ya Rabbi biz seni nasıl zikredeceğiz? Ya nasılsa öyle zikret. Hani kaba tabirle. Nasıl söyle zikret. Ya Allah'ı anla. Nerede, nasıl anıyorsan an. Hı hı. İster eline tesbih al, Allah, Allah, Allah de 3 saat, 5 saat de. Sen bilirsin. Zamanın varsa. Hı hı. Bir takım maddi manevi sorumluluklarını yerine getirmişsen. Çoluk çocuğun idaresini, geçimini sağlamışsan. Artık yapacak bir işin yoksa. Uykundan feragat etmişsin.
eline tesbih almışsın ya da almamışsın. Kur'an okuyorsun. Kur'an okumak Allah'ı zikretmektir. Namaz kılmak Allah'ı zikretmektir. Evet. Tefekkür etmek de Allah'ı zikretmektir. Bir insana faideli bir tefekkürden doğan bir güzelliği ona ikram etmek bile Allah'a zikirdir. Evet. Gezerken, yürürken ya Rabbi benim dizlerime, ayaklarıma güç verdin, kuvvet verdin demem bile zikirdir. Hı hı. Onu anman, her yerde anman zikirdir. Dolayısıyla Kur'an okuyabilirsin. Allah'ı tesbih edebilirsin. Allah'ın 99 esmasından herhangi birini dilediğin kadar çekebilirsin. Seccadende oturup karanlık bir kuytu köşede adeta itikaf yaparcasına herkesten arınmış, maddeden manen arınmış, her şeyden arınmış bir şekilde garip kurava gibi bir köşeye çekilip Allah'la beraber hasbihal edebilirsin. Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salavat-ı şerife getirebilirsin. Hı hı. Kelime-i tevhid çekersin ki en güzel tevhid bu zaten. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hem imanını tazelemiş olursun. Evet. Hem Allah'ın kulu ve Resulü olan peygamberimizi anmış olursun. Çünkü biz peygamberimizi anmaz isek yarın mahşerde ölüm var. Ölümden sonra toprak. Hı hı. Topraktan sonra yeniden yaratılma var. Aynı biz gibi. Dolayısıyla Efendimizin Liva'ül Hamsi'ni sancağı altında bir haşr olmak var. Evet. Bir de dipte köşede yaralı, bereli, deri böyle sıkıntılı bir kokuşmuş bir yerde ayağa kalkmak var. Hangisini istersiniz? Güzel olanı. Güzel olanı isteriz. Evet. İnsan güzele layık. Evet. Çünkü Allah güzel yarattı. Çünkü Allah'ın kendisi güzel. Dolayısıyla buna hani şöyle bir çıta koymayalım. İlle de şu kadar şunu yapacaksın. Evet, çünkü böyle şeyler çok fazla var. Şu kadar şunu okuyun, bu kadar süre okuyun gibi böyle reçete diyebileceğimiz şeyler çıkmaya başladı. Evet. Onların yerine bu size kalmış diyoruz. Yani ebced hesabı denilen bir evet. hesab-ı kebir var. O hesab-ı kebiri bilenler bu manada bir takım sayılar, rakamlar veriyorlar. Ben onlara da saygı duyuyorum ayrı. Fakat aslında bizi yaralayan bir şey daha var. Deminki peygambersiz Kur'an isteyenler var ya. Hı hı. Bunun dışında bu kandil gecelerini eleştirenler var. Evet, şimdi ben de onu soracağım. Heh. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de yer almayan geceleri bizim kutlamamıza, orada o zamanlarda ibadet yapmamıza gerek yok diyen, mesela Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de geçen gecelerden bir tanesi. Hı hı. Ama diğerlerini bizim kutlamamıza gerek yok diyen bir görüş de var. Sizin bu konudaki düşünceniz? Ya bakın, bid'at diye bir şey var. Bid'at yani çirkin. Hı hı. Peygamber uygulamamış, sen niye yapıyorsun diyenler var. Evet. Demin arz etmeye gayret ettiğim o anlık zaman dilimi için çok değerli hı hı. zaman. O zamanından bir bölümünü her gün, o gece yahut işte kandil geceleri dediğimiz Berat'ta, Miraç'ta, işte peygamberimizin doğumu, veladetinde vesaire. Ya şöyle bir toplum düşünün Neva Hanım. Türkiye 85 milyon. Evet. Bu 85 milyonun hemen hemen 10 milyon, 15 milyonun sabi kısmı yani 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş akıl bali olmamış evet. kişiler çıkın. Ki 7 yaşında babamlar bizi namaza başlattı. Dolayısıyla bunu da kabul ettik 11 yaşına kadar kılmadı. 11 yaş itibariyle 80-90 yaşında olan el an insanların olduğu bir Türkiye'de bütün herkes 5 vakit namazını kılanlar çok yoğun olsa... Tek tük. Burası Türkiye. Dışarıdan Fransız geliyor, İtalyan geliyor, Hristiyan geliyor, Yahudi geliyor, ateşe tapanlar geliyor, ateistler geliyor vesaire. Onları bir tarafa koyduk. Buranın öz vatan evlatlarını düşünelim. Evet. Hepsi 5 vakit namazını kılıyor. Hepsi maşallah subhanallah tam bir İslam. O zaman bu gecelerde ibadet edelim mi etmeyelim mi sorusu doğsa ben derim ki yine edelim. Çünkü mübahtır. Fırsat var elimizde. Fırsat var ya. Evet. Yani akşam bazıları şöyle, bazı büyük alimler şöyle derler. Akşam İslam yatıp sabaha kafir uyanabilirsiniz. Hı hı. Evet. Yani yahut akşam mümin yatıp, pardon akşam kafir olup, hı hı. yani dinsiz, imansız, Allah'a yasi, günahkar bir adam. Kebair günahları işlemiş, takmıyor Cenab-ı Hakk'ı falan. Ama sabaha bir anda uyandı, bir şey oldu.
O anda Allah'a yöneldi. Hı hı. Tevbe istiğfar eyledi. Bunları dikkate almamız gerekiyor. Ya bırakın insanları. Kur'an'da okusunlar. Öyle böyle bir gece gelmiş. Peygamber yapmış, yapmamış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya bırakın bu işleri. Bırakın insanların ibadetlerini. Yani hı. Yani size de kardeşim. Sen benim ibadetime ne karışıyorsun? Evet. Ya o günün öbürüne başka zamanlarda yapman lazım. Yapıyorum. Yapmam seni ilgilendirmiyor. Evet, çok işe sen. Seni ilgilendirmiyor. Ben kendi kurtuluşum için zaman, fırsat üretilmiş. Ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hı-hı. Çünkü biz beşeriz ya. Yani sabahleyin aşağı yukarı 17, 15, 16, 18 saat dışarıdayız, içerideyiz, uyanığız. Her an bir günahla karşı karşıya kalabiliriz. Nefsimize uyabiliriz. Yanlışı yapabiliriz. Dolayısıyla hata bizim için. Çünkü biz insanız. Yaratılmışız. Yaratan değiliz. Evet. Yaratılmışız. Belki cismen, fiziken dört dörtlük akıllı, zeki, olgun, yakışıklı, uzun boylu falan filan tamam. Ama ruhen tamam. Fakat içimizde bir nefis konulmuş. Bir nefis deryası var. O nefis deryası kimi zaman sopsoğuk akar, sizi üşütür, azaptır. Kimi zaman sımsıcak akar, sizi yakar, yine azaptır. Orta yolu yoktur nefsin. Yani nefsin bir de başka bir tarafı var. O da ye iç kardeşim, Allah'ın verdiği nimetlerden ye. Nefsini doyur deriz ya biz. Evet. Paran var, imkanın var, güzel elbise giyin, güzel arabaya bin, güzel evde otur, Allah'ın hoşuna gider. Niye? Çünkü bu kuluma bu nimetleri ben verdim. Evet. Nimeti diyor Cenab-ı üstünde görmek ister. Tabii. Evet. Şimdi bugün biz cuma gününün içindeyiz hazır. Yeri gelmişken de cuma gününden biraz bahsedelim. Ayetlerle cuma gününün öneminden bahsedebilir miyiz biraz? Vallahi Neva Hanım, cuma suresi inmiş. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'da. Ve orada bize bir talimat var. Talimat ne? Diyor ki cuma vakti geldiği zaman işinizi gücünüzü bırakın, hı hı, derhal namaza koşun diyor. Ya eyyuhellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cuma'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'i. Hiçbir şey sizi Allah'tan alıkoymasın diyor. Hı hı. Eğer fikrederseniz, aklederseniz, bilirseniz bu sizin için çok hayırlı bir yol gönderdim diyor. Hı. Sakın ve her hafta. Ve bütün erkekler için özellikle, hı hı, Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri gereği konuşuyorum. Özellikle erkekler için bu farz kılınmış. Yani daha sonra bazı alimlerimiz kadınlar da cuma namazı kılabilirler mi? Kılarlar tabii, sıkıntı yok. Evet. Ama ve cuma günleri de yani evvelden var idi bu ama sonra kaldırıldı. Bilmiyorum niye kaldırıldı. İnşallah koyarlar. Cuma günleri tatil olması lazım. Çünkü cuma dua zamanı. Herkesin herkese dua etme zamanı. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cuma günlerin efendisidir diyor. Hı, bu kadar önemli bir gün. Müthiş bir gün. Ve her hafta böyle bir her fırsatımız, hafta, böyle bir şansımız var aslında değerlendirmek için. Yani bu hesap öyle basit hesap değil. Hı hı. İlahi bir hesap. Demin ki konuştuğumuz şey aciz insan. Güçlü gözüküyoruz ama aciziz. Evet. Her an bir şeylere muhtacız. Her an her şey yapabiliriz. İyi ya da kötü. Dört dörtlük olamıyoruz maalesef. Hele bu günümüzde. Hele bu günümüzde. Evet, işimiz zor. Yani çok zor. Şimdi Peygamber Efendimiz'den biraz bahsettik. Onun bize tavsiyeleri nelerdi? Kendisi neler yapardı bugünlerde? Biz de onu örnek aldığımız için neler yapabiliriz onun yolunda? O zaten Bismillah ve inneke ala hulugin azim. Onu Rabbi Teala adeta kendi ahlakıyla ahlaklandırdı. Hı hı. Dolayısıyla bize de o güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen peygamber bize Allah'ın bizden beklediği ahlakı bize öğretti. Her şeyden evvel ahlak. Evet. Bizim zaten en büyük kaybımız ahlak. Gerçekten ahlak. Hı hı. Yani mesela bizde ilmuhal kitapları var malum. Orada sıraya konulmuş. İtikat, ibadet, ahlak, sonra siyer.
Yani peygamber tarihi, peygamber tarihi. Hı hı. Yani nefsim için de konuşuyorum bunu. Ben de dört dörtlük değilim, ben de acizim. İtikat tamam. Önce sonra ahlak gelmesi lazım. Sonra ibadet gelmesi lazım. Benim ibadetim beni ahlaklı kılmıyorsa o ibadet hebaen menthura. Boşa yani. Hı hı. Listeler dolduruyorum. İbadet, namazlar kılıyorum, oruç tutuyorum, zekatlar veriyorum, sadakalar veriyorum, iyilikler yapıyorum, hal hatır soruyorum. Herkese saygı, sevgi vesaire bir sürü işler yapmışım. Mahşerde uyanmışım. Bana bir elime defterimi verdiler, amel defterimi. Sağ tarafta mükemmel yaptığım dünyadaki mükemmel işlerime bakıyorum. Hoşuma gidecek. Aa, bir baktım bomboş. Ya Rabbi ben dünyada bunları hep yaptım. Neden? Burada görülmüyor. Karşıdaki insanlar da var. Bende niye yok? Hı hı. Sen müflis oldun. Çünkü sen ibadeti riyakarlık için yaptın. Desinler diye yaptın. Hı hı. Bakın ben de müminim. Ben de namaza geliyorum. Ben de bak cumaya geldim. Demek için yaptın. Sen Allah rızası için yapmadın. Sen toplumu kandırmak için, maddi manevi etraf edinmek için yahut işte ticaret yapıyorsan ticaretin daha büyük geliştirmek adına müminler nerede ben de orada, namaz kılanlar nerede ben de orada, işte Allah'ı çok sevenler nerede ben de orada ama o bir an var ki, bir zaman var ki Allah'a asi olanlar, Allah'a büyük kendilerine aslında kendilerine karşı büyük kebair günah işleyenlerle birliktesin. Hı hı. Evet. İşte orada nifak alameti var, riya alameti var. Ne yapıyor? O müflis pozisyonuna geçiyor. Peygamberin ahlakı dosdoğru olmak. Evet. Allah bize bunu ikram eylemiş aslında ama biz kıymetini bilmiyoruz. Biz 24 saatimizi dosdoğruluk üzerine kursak, ibadetimiz de makbul olacak, dualarımız da kabul olacak. Bakın bu kadar dua ediliyor, dua ediliyor, dua ediliyor, dua ediliyor. İşte Ramazan ayında herkes Kur'an okumaya çalışıyor, ibadetini artırıyor, işte zekatını veriyor, sadakasını veriyor, hal hatır sual ediyor, birilerinin ihtiyaçlarına koşmaya çalışırken bile. Peki neden dualar kabul olmuyor? Bir, helal lokma problemimiz var. Evet. Aşırı haddini aşma adına aşırı kazançlar elde etme aşkımız var bizim. Burada işte dökülüyoruz. Biz kendi kendimizi aslında sömürüyoruz. Farkında değiliz. Evet, maalesef. Umarım bunu da fark ederler diyoruz. Şimdi sohbetimiz çok güzel ama kısa bir ara vermemiz lazımmış. Tamam. Kısa bir aranın ardından biz yine sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından biz yine buradayız. Stüdyomuzda Hafız Abdülkadir Şehitoğlu'yla dinimizdeki önemli günleri ve geceleri konuşuyoruz. Neler yapmamız gerektiğini bize aktardı. Birazdan da Kadir Gecesi'nde, Arife Gecesi'nde neler yapacağımızı konuşacağız. Şimdi Almanya Bonn'a bağlanıyoruz. Hasene Derneği eski başkanı Mesut Gülbahar bize derneğin Ramazan ayındaki faaliyetleri hakkında bilgi verecek. Mesut Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkürler. Size de hayırlı Ramazanlar. Şimdi biraz derneğin faaliyetleriyle geçmişten günümüze doğru bir değerlendirelim. Neler değişti? Dernekte neler, ne gibi faaliyetleriniz vardı? Günümüzde neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Derneğimiz 2010 yılında kurulduğu günden bugüne denk Ramazan aylarında özellikle Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirmek, kendi iftar sofralarına uzaklardaki dostlarımızı, kardeşlerimizi davet etmek, onların da iftar öncesi ihtiyaçlarının giderilmesi, mutluluğu, sevinci yaşaması konusunda Ramazan kumanyası programları, Ramazan iftar sunumları gerçekleşmiş oluyor. Ama az önce de geçmiş dönemde ne yapıldı, nasıl bugüne gelindi sorunuza, şöyle her sene olmasa bile her 2-3 senede dünyanın farklı coğrafyasında yaşanan sıkıntılar, sorunlar, krizler
bizi tabii ki o bölgede, o coğrafyada veya o ülkede farklı çalışmalar yapmaya yöneltmiş oldu. İşte şöyle geriye baktığımızda bir Myanmar krizi yaşandığında oradaki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Kendi ülkelerinden zoraki göçe zorlanmış komşu ülke Bangladeş'e geçmek için denizleri, ırmakları, nehirleri kullanan ve zaman zaman da orada boğulan, yani sınırın ötesine, denizin ötesine geçemeyen kardeşlerimizin hallerini düşündüğümüz zaman, tabii ki onların da bulunmuş oldukları ortamlarında, gerek Bangladeş'e geçtiklerinde Ramazan iftarlıklar, ikramları veya kendi ülkelerinde kalmış olanlara tedbirli bir şekilde Ramazanlarda işte iftar veya kumanya paketleri, sunumları gerçekleştirilmiş oldu. Evet. Veya yine geçmişe baktığımızda 2015'li yıllarda Avrupa'ya ciddi bir mülteci akımı, Suriye başta olmak üzere Afganistan ve farklı Afrika ülkelerinde yoğun bir akım dönemi, hatırlarsınız o günleri 2015-2016'larda. Evet. Bu kardeşlerimiz o Ramazan ayında Avrupa'ya geldiklerinde, Almanya'ya geldiklerinde alışa gelmiş bir Ramazan değil, bir iftar, bir sahur, bir teravih değil. Yabancı bir ülkede, hatta üstelik belki çoğunluğun Müslüman olmayan, yani Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda Müslümanlar azınlıkta yaşayan ve azınlıkta olan ama çoğunluğu Hristiyan olan veya farklı dinlerden olan bir ülkelerde Ramazan'ı nasıl geçireceklerini, zaten sıkıntıları var. Bir de gelmiş oldukları ülkede yabancılık çekecekler. Kendi ülkelerinden farklı sıkıntılardan dolayı ayrılmışlar. Bir de geldikleri yerde farklı sıkıntılar yaşayacaklar düşüncesiyle Avrupa'daki birçok camimiz kapılarını o kardeşlerimize açmış oldular. En azından bir iftar yapma, bir toplu halde güvenli bir ortamda iftar yapma hevesini, sevincini o kardeşlerimize yaşattık. Yine geçmiş dönemlerde Somali'de kriz olduğunda, insanların gıdaya ulaşma imkanlarının zor olduğunda, güvenlik ortamlarının olmadığını bildiğimiz dönemlerde iftarlar hazırlanıp, Ramazan için kullanabilecekleri çorbalar, pilavlar vesaire hazırlanıp poşetler içerisinde, kaplar içerisinde kendilerine teslim ettiklerini biliyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızın olduğunu biliyoruz. Yine işte bu sene Ramazan ayı bizim için gerçekten biraz farklı geçiyor. Evet. Deprem bölgesinde kardeşlerimize yönelik Hasene Derneğimiz iftar çadırları kurmuş oldu. Ve o kardeşlerimize en azından bu depremin ağır kendilerine vermiş olduğu sıkıntıyı, stresi, psikolojik sorunları bir nebze olsun unutabilmeleri ve tekrar birlik ve beraberlik, bütünlük içerisinde iftarımızı yapıyoruz, beraber teravihlerimizi kılıyoruz. En azından bir hayat normale öyle veya böyle geçmek zorunda düşüncesiyle o kardeşlerimize yönelik faaliyetlerimiz gerçekleşmiş oluyor. Yani kısaca her Ramazan'ın aslında Ramazan ayı gelmeden önce yaşanan krizler, işte gerek doğal afetler bizi ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyete, ikrama, onları da en azından yeni ortamlarında veya içinde bulunmuş oldukları ortamlarda kısmen de olsa, bir nebze de olsa Ramazan sevincini yaşatma heyecanını yaşıyoruz. O şekilde uygulamalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederiz size yardımlarınız için. Şimdi Hasene Derneği Almanya'da kurulmuş bir dernek ama az önce de birkaç ülkeden bahsettiniz siz yardım ettiğinizi. Onun dışında hangi ülkelere yardım götürdünüz? Şöyle söyleyeyim, yani Hasene Derneği'nin farklı kampanyaları, farklı projeleri ve bu çerçevede de gitmiş olduğu ülkeler var. Evet. Şöyle en yoğun gitmiş olduğumuz ülkelerden başlayacak olursak, kurban kampanyasında özellikle 100 ülkede olmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde bir çalışma prensibiyle ve sloganımızla ve bilgimizle, kampanyamızla başlıyoruz. 100 ülkeyi hedefliyoruz. Bu zaman zaman 102 ülke oluyor. Zaman zaman ülkede içerisinde, süreç içerisinde çıkan sıkıntılar, sorunlardan dolayı 95'e düşebiliyor, 97'ye düşebiliyor. Ama bizim bağışlarımız genelde kurban kampanyası döneminde 100 ülkeye gidiliyor bilgisini bizden almış oluyorlar. Bu bilgiyi kendileriyle paylaşmış oluyoruz. Bunlar Latin Amerika ülkeleri olabiliyor, Balkanlar olabiliyor, Türkiye'miz olabiliyor, Türkiye'nin komşu ülkeleri Irak, Suriye olabiliyor.
Afrika ülkelerinin büyük bir çoğunluğu, hepsini dememiz yanlış olur, Afrika ülkelerinin büyük bir çoğunluğu, Asya ülkelerinde Müslümanların olduğu, organize olmuş Müslüman kurum ve kuruluşlar varsa oralarda olmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetleri'de olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekliyle yani kurban döneminde 100 ülkede faaliyetlerimiz devam ediyor. Kumanya yani Ramazan kampanyası, Ramazan öncesi yapmış olduğumuz Kumanya kampanyasında 50-55 ülkede olmaya gayret ediyoruz. Yine su kuyularımız 13-14 ülkede açılıyor. Yetim projemiz, yetime destek projemiz 35-36 ülkede sahip buluyor. Yetimlere desteklenmiş oluyor. Kefillerimiz var, onları desteklemiş oluyoruz. Bir de yine bu saymış olduğumuz ülkelerin içerisinde bir takım okullar, yetimhaneler, sağlık ocaklarımız mevcut efendim. Evet, çok güzel. Şimdi çok kısa bir süre sonra inşallah Kadir Gecesi'ne de ulaşmış olacağız. Peki Hasene Derneği Kadir Gecesi gibi önemli günlerde gençler için ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Şu anda bakın bu Kadir Gecesi birazcık daha farklı bir önem arz ediyor gençlerimiz için. Bütün evet. Değerli hocamız da az önce önemli hatırlatmalarda bulundu. Allah razı olsun. Yani bu Kadir Gecesi veya ondan önceki Kadir Geceleri de yine Müslümanların belki sabırlarının zorlandığı, Müslümanları yanlışa itmemek için, yanlış yapmamaları için de bizler de azami gayret içerisinde bulunuyoruz. Bakın bu Kadir Gecesi veya bu Ramazan ayı öncesi işte Danimarka'da bir Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla karşı karşıya kaldık. Yine Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslüman kardeşlerimize yönelik polis şiddeti, asker şiddetini haberlerden takip ediyoruz. Buradan aslında biz gençlerimize şunu söylüyoruz. Bugün bir takım ziyaretlerimizde de Cuma namazı çerçevesinde ve Ramazan aylarında şubelerimize, camilerimize gittiğimizde de bunu anlatıyoruz. Yakacaklar var, yakılacaklar var, yapılacaklar var. Yani yakmak isteyenler yaksınlar. Biz bunlarla uğraşmayacağız ama biz bu olaylardan yapacaklarımızı en güzel şekilde anlayalım. Özellikle genç kardeşlerimiz. Yani birisi eline Kur'an-ı Kerim alıp bir de polis kontrolünde, güvenlik güçlerinin kontrolünde bu eylemi yapa dursun. Biz buradan yapacaklarımızı anlayalım. Biz Kur'an-ı Kerim'le aramızdaki mesafeyi yakmış mıyız, yakmamış mıyız? Kur'an-ı Kerim'in bizlere yüce mesajları içerisinde hayatımıza almamız gereken önemli bilgilere karşı soğuk muyuz, yakmış mıyız? Yani bir kardeşlik mesajına biz yakmış mıyız kendimizle veya dayanışma mesajını biz kendimiz yakmış mıyız? Yaşayan Kur'an-ı Kerim, peygamberimize olan muhabbetimizi biz yakmış mıyız, canlı mı tutuyoruz? Dolayısıyla gençlerimize aslında işte birileri yaka dursun, biz yapacaklarımızı hatırlayalım ve Kur'an ayında bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ayda bulunuyoruz. Evet. Buradan yapacaklarımızı hatırlayalım diye gençlerimize telkinlerde bulunuyoruz. Ve geleneksel olarak bütün Avrupa'daki İslam toplumu, milli görüş teşkilatlarımıza ait camilerin içerisinde Kadir Gecesi bağışlar toplanır. Yani ibadetler tabii ki yapılır farklı şekilde. Evet. Kur'an-ı Kerimler, namazlar, tesbih namazları, zikirler. Bir de mazlum ve mağdurlar için bağışlar toplanır Kadir Gecesi'nde. Bu da dünyanın birçok coğrafyasında devleti olmayan veya kendi devleti tarafından işkenceye uğrayan, zulme uğrayan veya işte kendi ülkesi tarafından komşu ülkeye göçe zorlanan kardeşlerimizin sesini duymak için bu kardeşlerimiz için bağışlar toplanır ve bu toplanan miktarlarda yine o kardeşlerimizin dünya genelindeki ihtiyaçları neyse, sorunları neyse o doğrultuda harcanmış olur. Yani Kadir Gecesi aslında az önce de ifade ettim. Yani birileri bir şeyler yapmaya çalışsın. Biz yapacaklarımızı bu günde, bu gecede daha iyi hatırlayıp Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretlere göstereceğimiz tepkiden ziyade sahip çıkmanın, cemaat olmanın, Kur'an-ı Kerim'i okumanın, ezber yapabilmenin ve insanlara dinletebilmenin heyecanını biz yaşıyoruz ve gençlerimize de bunu yaşatmak istiyoruz efendim. Son olarak kısaca şunu söylemenizi istiyorum. Derneklere bizzat destek olmak isteyen gençler var. Siz onlara neler önerirsiniz? Biz gençlerimize tabii ki şunu bilmelerini, bendeniz Hasene Derneği yeni başkanımızla, bendeniz 10 sene başkanlık yapmış oldum. Yeni başkanımızla deprem bölgesine birlikte hareket etmiş olduk depremin ikinci gününde. Yani gençlerimiz, özellikle Avrupa'da yaşayan gençlerimiz şunu anlamaları için.
Uçağımız İstanbul Havalimanı'nda bekletilirken, Adana'ya uçmak için hazır olup bekletilirken, malum Adana Havalimanı doluydu. Kargo evet. uçakları, yardım uçakları sürekli dünyanın farklı bölgelerinden, ülkelerinden uçmaya çalıştığı için biz bekletirken uçağımıza İspanyol işte yardım arama kurtarma ekipleri, Rusya'dan arama kurtarma ekipleri, Almanya'dan arama kurtarma ekipleri gelmiş oldu. Ve ben kendi kendime ve arkadaşlarıma şunu söylemiş oldum. İnsanlık ölmedi ve insanlığın ölmediğini biz inşallah çevremize, etrafımıza, hem Müslümanlara hem Müslüman olmayan çevremize anlatmak zorundayız, hatırlatmak evet. zorundayız. Fakat insanlığın ölmediğini göstermek için illa bir doğal afet mi yaşamak zorundayız? İlla bir sıkıntı mı bizleri bir araya getirmek zorunda? Evet. Bu dünya yaşanmak için yaşanabilir bir dünya. Tabii güzellikleriyle, yeraltı zenginlikleriyle, her yönüyle, havasıyla, suyuyla hepimize yetecek, hepimizin huzur bulabilecek, Cenab-ı Allah o şekilde dengeli yaratmış, huzur bulabilecek bir dünya. Ama bu dünyada tabii ki doğal afetler, Cenab-ı Allah'ın takdiri, buna yapacak, söyleyecek bir sözümüz yok. Ama savaşlar, çatışmalar, nefretler, kinler, illa daha sonra bunlar olduktan sonra mı biz insanlığımızı ve insanlığın ölmediğini hatırlatmak zorundayız? Evet, mesajını biz gençlerimize özellikle vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Almanya'ya selamlar. Şimdiden de hayırlı bayramlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar, hayırlı yayınlar. Hasene Derneği eski başkanı Mesut Gülbahar Ramazan ayında yapılan yardımlarını anlattı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. İletişim numaramızı tekrar hatırlatalım. Sorularınızı +90 553 038 99 48 numaralı telefondan bize iletebilirsiniz. Hocam biz yine konuşmamıza devam edelim. Biraz da Kadir Gecesi'ni konuşalım. Çünkü az bir zaman kaldı Kadir Gecesi için. Bizim programımızın da süresi kısıtlı. Şimdi Kadir Gecesi ne anlama geliyor? Bu isim nereden geldi ve o gece neler yaşandı da bize Kadir Gecesi diye bir gece armağan edildi? Biraz bundan bahsedelim mi? Evet, Kadir Gecesi'ni ihya, işin manevi açıdan kadrini bilmek, kadirin kadrinin farkına varmak. Hı hı. Cenab-ı Hak bu farkı bize gösterdi. Ne ile? Kadir suresiyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elf şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Ben bu Kadir suresinin mealini okumak istiyorum. Evet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, siz onu nereden bileceksiniz? Kadri siz nereden bileceksiniz? O bin aydan daha hayırlı. Ne demek oluyor bin aydan daha hayırlı? Evet, insan ömrünü düşünürsek. Herhalde 83 yıllık bir zamana eş. Evet, yaklaşık bir ömür. Ya Cenab-ı Hak ne kadar merhametli bize. O gün melekler ve Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner de iner diyor. İner de iner, iner de iner. Ve tam yeri ağrıncaya kadar sizin için bir mutluluktur, bir esenliktir diyor Cenab-ı Hak. Evet. Ya bize diyor ki, ya sizi affetmem o kadar kolay ki, yeter ki gel diyor. Yeter ki yüzünü dön. Yeter ki ellerini aç. Yeter ki beni hatırla. Yeter ki imanını dünya ve ahiret terazisinde tart. Dolayısıyla sev ama azaptan kork. Fakat seni ben yarattım. Ben merhametlilerin en yücesiyim. Seni affetmek için sebepler halkettim. Bunlardan en mümbit, en verimli toprak Kadir toprağı. Hadi sana bu toprağı verdim. Ek kardeşim. Ne istiyorsan oradan çıkacak. Bütün nebatatı o toprağa serdim. Yeter ki elini uzat, çalış ve çıkar.
Buradaki çalışmaktan murat başta imanımız. Evet. Bir kere imanımız sağlam olacak. Sıdkı bütün. Samimi olacak. İhlas olacak imanda. Nereye bakarsan bak Allah'ı gör. Anlamı taşıyacak. Hı hı. Onu görüyorum. Nereye bakıyorsam. Bir insana, bir ağaca, bir yeşile, bir gökyüzüne, yeryüzüne, bütün yaratılmışlara, bütün gözle görülen görülmeyen canlı varlıklara, hı hı, havaya, suya, her şeye baktığım zaman Allah'ı hatırlıyorum. Kadir bu demek. Kadir'in yani el-kadir'in, hı hı, kadrini bil diyor. Sana gönderdiklerinin kadrini bil. Hadi sana büyük bir arazi, büyük bir nimet zamanı daha verdim diyor. Hadi sen yine parmak sallar gibi, haşa estağfurullah, sallar gibi. Bak yine bir şeyler yaptın, yine yanlışlara düştün. Bak ömür de verdim sana, Kadir gecesine de seni ulaştırdım. Hı hı. Hadi eğer iki rekat namaz kılarsan, sanki 83 yıl hiç secdeden kalkmamış kul gibisin. Ne kadar güzel. Eğer bir sofrada birisine ikramda bulunursan 83 yıl fakire, fukaraya, misafire ikram etmiş gibisin. Eğer bir defa Allah de 83 yıl bütün zamanlarda Allah demiş gibi olursun. Ya insan iyilik nedir? İyi. İyi dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor? İyilik yapan insanlar geliyor. Hem sizi rahatlatan, her şeyin iyisini görenler. Hem karşıyı rahatlatan, evet, değil mi? Evet, karşılıklı. İşte bu iyilik üzere ola gece diyor. At nefsini diyor, yani yak nefsini. Demin arkadaşımız Hasene'den çok güzel bir şey söyledi. Onlar yakabilirler. Evet, biz yaksınlar, neler yapacağız? Önemli olan. Yaksınlar. Kur'an bu gece indi. Bu gece ilim geldi. Oku dediler, hı, peygamberimize. Yani ikra, oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Hı hı. O kerem sahibi olan Rabbinin ismiyle oku. Göreceksin, yeryüzüne ilim yayılacak. Doğruluk yayılacak. Ahlak yayılacak. Güzellik yayılacak. Barış yayılacak. Huzur gelecek. Adalet olacak. Haksızlık olmayacak. Zalimler yer altına, mazlumlar yükseğe kalkacak. Hı hı. Maddi manevi her sahada büyük gelişmeler olacak. Oku diyor. Zaten biz okusaydık bu halde olmazdık. Evet. Şimdi okuyoruz. Elhamdülillah. Okumak yani, da sadece şey değil hocam, az önce siz de söylediniz. Yer üstündeki veya gökyüzündeki hiç fark etmez. Yaratılmış her şeye bakmak da aslında bir nevi okumak değil mi? Tabii okumak, algılamak, hissetmek, tefekkür etmek ama. Hı hı. Tefekkürsüz bir şey yok. Evet. Yani size bir ilim verilmişse o ilmi nasıl geliştireceğinize bakmalısınız. Zaten sadaka-i cariye de buradan doğuyor. Hı hı. Hani ben bir ilim aldım, kendim için kullandım. Vallahi hiçbir hayrı yok. Evet. Eğer sen aldığın bu ilmi onu geliştirip, büyütüp, güzelleştirip insanlığın hayrına sokmuyorsan, hı hı, bir kitap çalışması yapıp o kitap arasında, o cümleler arasında belki insanlığın bir 100 yılına, bir 500 yılına hitap edecek, onları ayakta tutacak bir güçlü, muktedir bir ilmi, gerçek, hakikat yazmışsan, işte büyük, büyük sadaka-i cariye bunlar. Evet, ne kadar kalıcı bir şey olur aslında. Çok büyük insan, kalıcı bir şey. Evet, nesiller boyu. Kadir gecesine bu anlam niye verildi, onu söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ümmetinin yani bizlerin yaş ömür ortalaması takribi 60, 70, 75, 80 ama ortalama 70 diyelim. Hı hı. Fakat peygamberimizden önceki peygamberlerin ümmetlerinin yaşları biraz daha ilerideydi. Hı. Mesela Nuh Aleyhisselam için 950 sene, evet, başkaları için 800 sene, 700 sene gibi takribi çeşitli rivayetler var. Efendimiz buna üzülmüş. Niye üzülmüş? O ümmetler Cenab-ı Hakk'ı daha fazla andılar. Hı hı. Peygamberinin yolunda gidenler, onların ümmetleri daha fazla salih amel işlediler. Bir büyük süre verilmiş. Evet. Dolayısıyla benim zaten ümmetimin
12-13 yaşı çocuklukla geçiyor. Evet. Ondan sonra bir kısmı da haylazlıkla geçer diyelim biraz. Evet. İşte kaba tabir kullanalım. Anlayana kadar vakit geçiyor. Ya belki 10 senesini, 15 senesini namaza, niyaza, eyvah falan. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri orada buyuruyor ki ben sana, senin kullarına, ümmetlerine 83 yıllık ibadet yapmışçasına bir geceyi indiriyorum. İşte o yüzden Kadir Gecesi oluyor. Evet, ne kadar şanslıyız aslında değerlendirebilirsek. Evet, şimdi biraz da Kandil Gecesi geceleriyle Kadir Gecesi'ni bir karşılaştıralım. Çünkü bazen bir karışıklık oluyor. İnsanlar bu ikisinin arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorlar. Kadir Gecesi'nin diğer kandil günlerinden ayrılan durumu nedir? Ayetle sabit olan gece, en büyük gecemiz Kadir Gecesi'dir. Hı hı. Bütün bunu alimlerimiz, ulemamız zaten ifade ediyorlar. Beraat gecesi Duhan suresinin ilk ayetlerinde inna enzelnahu fi leyleti mübareketi inna kulla münzirin. Bu ayet-i celile o yani o Kur'an gecesi olarak değerlendiriliyor. Bazı alimler de onu hatta Kur'an'ın vahyedilişinin de dair bilgilerin verildiği bir ayet olarak da değerlendiriliyor. Berat gecesinin böyle bir özelliği var. Miraç, peygamberimizin malum Miraç'a çıkışını biz kutluyoruz. Fakat o gece tabii zaman durdurulmuş yani. Biliyorsunuz yani o Efendimiz'i yataktan alıyorlar, yatağından alıyorlar. Evet. Kudüs'e, oradan Arş-ı Ala'ya. O çok geniş bir zaman. Demek ki orada bir zaman duruyor. Ve insanlık adeta uyuyor diyelim. Belki 10 dakikalık bir zaman, belki 5 dakikalık bir zaman ama belki de 500 yıllık bir zaman. Evet, bizim bilmediğimiz. Dolayısıyla bize düşen ne? Demin arz etmeye gayret ettim. Bize düşen Allah-u Teala'nın bize ikram buyurduğu bu Kadir Gecesi'ni mükemmel şekilde ihya etmek. Dilimizi, gözümüzü, elimizi, eteğimizi her türlü kötülükten nefis bir nevi yani şeytana bizi götüren bütün alametlerden uzak tutmak. Evet. Diğer gecelerle alakalı demin söyledim yani kimse kimsenin işine karışmasın. Evet. Vay bid'atmış ya kardeşim günah işlemiyor ya haram işlemiyor ya oturmuş Allah'ını tesbih ediyor. Oturmuş Resulullah Efendimiz salavat-ı şerife getiriyor. Yani bu bir kitabi midir değil midir bunu karıştırma artık. Cenab-ı Hakk'a adam yani ibadet etmek istiyor ya sen onun ibadete karışamazsın. Budur. Fark bu. Evet. Başka bir şey yok. Çok kısa bir süre sonra bayrama da erişeceğiz inşallah. Arife günümüz var. Bayramla ve Arife ile ilgili kısaca görüşlerinizi alalım. Ondan sonra da zaten programımızın sonuna gelmişiz. Neva Hanım, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz gerekiyor. Çok şükretmemiz gerekiyor. Ya biz insanız işte, beşeriz, hatalıyız, günahkarız. Nefsimize uyarız, kimi zaman ufak, kimi zaman büyük günahlara düçar oluruz. Kaptırırız kendimizi maddi, manevi sahada. Efendime söyleyeyim, dolayısıyla aklı kullanıp, iradeyi kullanıp, imanı, ölçülerimizi dikkate alıp, Allah'ın hoşuna giden bütün güzellikleri bayram öncesinde bayrama kavuşacağım heyecanı, çocuk heyecanı gibi düşünün. Hı hı. Yeni elbiseler giyeceğim, yeni ayakkabılar giyeceğim, evet. Yeni gömlekler giyeceğim. Efendim şey hesabıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat bunu değerlendirirken yanımızdaki komşunun ihtiyacı ne? Evet. Ya 30. gün geldi, işte son iftar. Ya bugüne kadar eve ben bir misafir kabul edemedim, kimseye bir şey ikram edemedim. Tüh! Falan. Ya hiç olmazsa bu son gün, son iftar, son değerlendirme, son kapı kapanacak çünkü. Son şans. Tabii ya Ramazan'ın son kapısı. Hı-hı. Artık bayrama açılan kapı var. Belki üstünü çok güzel giyebilirsin. Harikulade arabaya da binebilirsin. Harikulade evde yaşayabilirsin. Her türlü maddi manevi her şeye ulaşabilirsin. Ama o misafirine ikram etmedeki zevkin karşılığı değildir bunlar. Evet. Çünkü bunun iki türlü lezzeti var. Bir, dünyadaki gördüğün o misafirine ikram esnasındaki sana bakan o güzel gözler, tebessümlü ifadeler, hay Allah razı olsun demelerin yanında, hı hı, amel defterine yazılan mahşerde, kıyamet akabinde
sana verilecek olan büyük sofraların oluşmasına vesile olacaksın. Evet. Bayrama gelince, bayramı da hak etmemiz gerekiyor. Yani herkes bayram yapıyor. Bir ara bir şeker bayramı diyorduk. Şeker. Evet. Alakası yok. Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Müminler oruç tuttular. Dillerini bağladılar. Gözlerini bağladılar. İffetlerini muhafaza ettiler. Haramdan sakındılar. Yalan söylemediler. Tüccar esnaf yalan söylemedi. Helal noktada para kazandı. Memur işini gücünü yaptı. Aldığı maaşı hak etti. İşçi gerçekten işini güzel yaptı, aldığı maaşını hak etti. Az ya da çok, lütfedilen kadar, neyse. Efendimizin çoluk çocuğuna helal lokma götürdü. Ve bunun yanında orucunu tuttu, imkanı vardı, zekatını verdi, sadakasını verdi vesaire. Bayramı bunlar hak etti. Evet, çok teşekkür evet. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bugün de güzel bir sohbetimiz oldu. Maalesef sonuna gelmiş. Son bir kelam edeyim mi? Süremizin sonuna gelmişiz. Öyle mi? Evet, maalesef. Allah hatta razı geçmişiz. Olsun. Çok sağ olun her şey için. Ne mutlu bize böyle bir programda yer aldık. Çok sağ olun. Şükür. Teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bugün Rehber'de dinimizdeki önemli gün ve geceleri Hafız Abdülkadir Şehitoğlu'yla konuştuk. Hasene Derneği eski başkanı Mesut Gülbahar da derneğin Ramazan ayındaki çalışmalarını bizimle paylaştı. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.